Sevgili arkadaşlar, bugün sizler için PolyTranslation'da işlemlerle ilgili bilgi vereceğim ve CoinOtoc'ta da bununla ilgili bilgilere odaklandık. Bakalım şimdi bu projenin çalışması ile ilgili neler var. Kripto para birimlerinin 2013 yılından öne çıkmaya başlaması ve dünyanın dört bir yanına yüzlerce ve binlerce yatırımcının ilgisini çekmesi ile ilgili bilgi veriliyor. Ve bu makalede PolyTranslation cüzdanının post payesinde PPC, B2, GRG ve PBX stake etmek için nasıl kullanılacağını öğrenebileceksiniz. Ve burada staking nedir işlemleri var. Staking'in ne olması ile ilgili ve PolyTranslation ile ilgili bilgiler var burada. Kaydolma nasıl oluyor, nasıl kullanılıyor, bunlarla ilgili bilgi veriliyor. Ve bu PolyTranslation'dır. PolyTranslation'da birçok tokenları veya coin'ları bir stake yaparak para kazanabiliyoruz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi burada da siz işlemlerle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Ve güvenli olması, API desteğinin olması ve güzel kullanım, basit bir kullanımının olması PolyTranslation için güzel bir ilgi kaynağı oluyor. Bakın burada da maksimum güvenlik uygulaması diye bilgi var. Burada Cardano ile ilgili, BAT token ile ilgili, Zcash ile ilgili, Gridcoin, Monero, Decred, Bitcoin ve diğerleriyle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Ve aynı zamanda burada Twitter'da PolyTranslation ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Sosyal medyada, Facebook'ta, Twitter'da bilgiler alabilirsiniz. Bakın burada kripto değişimleriyle ilgili ve PolyTranslation ile ilgili bilgileri buradan alabilirsiniz arkadaşlar. USDT, USDCD ve diğer platformlarla ilgili çalışmaları görebilirsiniz, haberleri görebilirsiniz. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi FlipMe token da burada çalışıyor. Walletlerle ilgili bilgi var, depozitolar var, feature'lar var, değişimler var. Birçok bilgileri alabilirsiniz ve bloglar var görmüş olduğunuz gibi. PolyTranslation ile ilgili bu blogda da haberleri izleyebilirsiniz ve sistemin çalışmasını medyada ve diğerlerinde izleyebilirsiniz arkadaşlar. PolyTranslation'a kayıt olmak çok basit. Burada GetTechnic diyerek kayıt işlemine başlayabilirsiniz. Burada kullanıcı isminizi, şifrenizi yazacaksınız, e-mailinizi yazacaksınız ve burada tıklayarak, buradakinde tıklayarak sign up diyeceksiniz ve e-mailinize giden onay mektubunu buradan onaylayacaksınız ve böylelikle de siz işlemlere başlayacaksınız. Böylelikle hesaba girdiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir hesapla karşılaşacaksınız. Ve burada Azure Assets'ler var. Bakın burada %24 saatteki değişimlerin yüzdesini görebiliyorsunuz. Ve burada bunlarda cüzdanları görebiliyorsunuz. Yani cüzdanlar neler var. Ve burada balance kısmına geldiğiniz zaman burada bende şu an depozito yok. Send kısmından sizi seçerek istenilen birine para gönderebilirsiniz. Değişim var aynı zamanda. Mesela Bitcoin'i diyelim diğerlerine. Diğerlerinden değişimleri de destekliyor sistem. Ve burada staking işlemi var. Staking işlemi DAI'de 1 yani yıllık %3, USDC'de yıllık %9, USDT'de %8 ve burada da auto stake işlemi var bunlarda da. Bunları kullanabilirsiniz. Ve stake diyelim, stake'e tıklayıyorsunuz. Ne kadar stake yapmak istiyorsunuz? Yani stake ol diyorsunuz. Burada fee 4 DAI yazıyor. Ve burada next diyerek işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Yani USDT yapmak istiyorsunuz. Burada next diyorsunuz ve işlemi gerçekleştiriyorsunuz. 4 USDT'de de burada bir var. Unstake dediğimiz zaman da buradan unstake ol diyoruz. Ve bunun için herhangi bir komisyon yok. Funding işlemi var. Yani burada funding işleminde biz para yatırabiliriz. Euro yatırabiliriz. Ruble yatırabiliriz. Yani burada paralar yatırabiliriz ve çekim yapabiliriz. GBP ve Euro ile çekim de yapabiliriz. Euro ile mesela depozito tıklıyorsunuz. Buradan hangi kartla yatırım yapmak istiyorsunuz? Yani kredi kartıyla yatırım yapmak istiyorsunuz. Bunları seçiyorsunuz. Yani Ruble ile yatırım yapmak istiyorsunuz. Kredi kartıyla yatırım yapma işlemi var. Aynı zamanda ve burada çekim işleminde de burada SEPA ile çekim var. Aynı zamanda GBP'de de SEPA ile çekimleri destekliyor. Ve böylelikle de bu işleri de görebilirsiniz. Ve aynı zamanda siz para lazımsa size bu FlipMe sitesinden de girerek burada da hangisine Pax'ta diyelim ki çeviriyorsunuz Aidcoin'e ve tüm bu işlemleri de FlipMe sitesiyle de işlemleri yapabilirsiniz ve burada da değişimleri görebilirsiniz. PolyTranslation ile ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Böylelikle de bu iletişimden diğerlerinden para kazanabilir ve bu oluşumdan
cüzdanınızı yönetebilirsiniz. İşte burada artık tıklayarak işte wallet yaratabilirsiniz kendinize. O walletinize para yatırabilirsiniz. Para gönderip ve çekim işlemini yapabilirsiniz. Bakın birçok bölümleri destekliyor. Böylelikle balansa girdiğiniz zaman da işte Kenpo, Receive, Ethereum Receive ya işte diğerlerini de görebilirsiniz. Ya da işte buradan artıya tıklayarak buradan da diğer coinleri ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Whole Translation ile ilgili herhangi bir sorunuz ya sıkıntınız olursa bana bildirmekte çekinmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.